bakın Mevlana Celaleddin Rumi ne diyor? Diyor ki mesnevisini anlatıyor. Adamın biri atının üzerinde aniden çıka geldi. Bir baktı ki yerde uyuyan bir adam var. Yerde bir adam uyuyor. Yerde uyuyan adama bakınca bir yılan onun ağzının içine girdi. Ağzından içeriye doğru girdi. Ağzından içeri girince adam direkt bu adama kamçısıyla vurmaya başladı. Adam kalktı. Ey zalim dedi. Sen bana niye böyle vuruyorsun? Adamı kamçısıyla vuruyor. Adam kaçıyor o vuruyor. Adam kaçıyor o vuruyor. Az ileri gidince çürük elmalar gördü. Çürük elmalar. Şu çürük elmalara yedi. Çürük elmaları yedirdikten sonra kamçısıyla vurmaya devam etti. Kamçısıyla hem vuruyor hem koşuyor. Hem vuruyor hem koşuyor. O adam da dönüyor ki ey bedbaht adam, ey zalim adam, sen bana niye vuruyorsun? Ben sana ne yaptım ki? Kusurun ne diye sürekli içinden ayıflanıyor. Bir müddet sonra adam aniden kusmaya başlar. Kusunca içinden bir yılan, uzunca bir yılan çıkar. Yılanın çıktığını gören adam kendinden geçer. Yılan çıkar gider, adam kendine geldiği zaman başlar o aklının ayağına kapanmaya. Ey sevgili adam! Ey muhabbetkar adam, ey güzel adam, ey hoş adam, sen ne kadar güzel bir adammışsın ki beni bu canavardan kurtardın diyor. Mesnevi-i Şerif'te geçiyor. Mesnevi-i Şerif'te geçen şu hikayenin manası nedir bilir misiniz? Manası o atlı insana kamildir. Artık sırra vakıf olmuş. Allah Azze Celle onu nur sırrına vakıf eylemiş. Yani gönül dünyası ilahi deryada gark olmuş. Ne yapacağını çok iyi biliyor. İnsanı nasıl eğiteceğini çok biliyor. O yüzden o atlı kişi insana kamildir diyor. O yerde uzanan da gaflet içindeki insandır. İçine kaçan yılan da onun azılı düşmanı olan nefsidir. O azılı olan nefsine karşı mücadele tekniğidir, koşturuyor. İnsanı kamil de seyri sülük yoluyla insana ne yaptırır? Seyri sülük yoluyla insanı Allah'a kulu yapmaya çalışır. Zühd takva sahibi yapmaya çalışır. Allah'a sevgili yapmaya çalışır. Nakşibendi Hazretleri buyuruyor ki bizim maksadımız rıza-i ilahiyeye kulluk vasfını yapacak edepli insanlar yetiştirmek, ahlaklı insanlar yetiştirmek, Allah'ın rızasını kazanacak güzel insanlar yetiştirmek. Allahu Ekber. Sonra diyor ki o içirdiği o işte elma, çürük elma ve koşturması da yolun başındaki zahmettir. Yolun başında mürşidi kamiller insana riyazet yaptırırlar. Nefsi tezkiye yaptırırlar. İnsana zahmet verirler. Yolun başı nedir? Zahmet. O içirdiği elma da yolun başında zikirdir, fikirdir, sohbettir, muhabbettir. Zikirdir, muhabbettir. İçirir insanı sonra öyle bir erdemli seviyeye getirdikten sonra akıl seviyesi genişleyip ilahi seviyenin külli seviyesine ulaştığı zaman insanı kamili anlamaya başlar. İnsanı kamili anlamacı. Diğer türlü insanı kamili anlamayanlar ne der? Kendisi gibi görür, kendisi gibi bilir. Sonra onların deryasından onlara karşı buğz etmeye çalışırlar. Mevlana diyor ki, Mevlana Celaleddin Rumi, ahmak insanlar bize taş atar. Ahmak insanlar bize taş atar. Akıllı insanlar ise bize mürit olur. Peygamber Aleyhisselam diyor ki: "Lev a'lem ma ta'lemu lebekeytum kesiren ve ledahiktum qalilan" diyor. Siz benim bildiklerimi bilseydiniz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, siz benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar, hiç gülmezdiniz. Hiç yemez, evlenmezdiniz. Uyumaz, hep ağlardınız. Benim bildiklerimi bilseydiniz evlenmez, uyumaz, hep ağlardınız. Niçin diyor Peygamber Aleyhisselam? Diyor ki benim Rabbimle öyle bir anım, öyle bir vaktim, öyle bir zamanım var ki diyor. Hiçbir melek,
hiçbir insanoğlu, hiçbir mukarrabin o mesafede, o araya gelmedi. Bu cehiller mahşer alanına geldikleri zaman diyecekler ki, mahşer alanına, ya Rabbi keşke biz de hayvan olsaydık. Ya Rabbi keşke biz de domuz olsaydık. Ya Rabbi keşke biz de hayvanlar gibi yok olup gitseydik de insan olmasaydık. O yüzden sahabe-i kiram hazretlerinin büyükleri demişler ki Ebu Zer-i Gifari, keşke ben ağaç yaprağı olsaydım. Hazreti Ömer, keşke ben bir dal olsaydım. Koyunlar benim dal yapraklarını yiyen yapraklar olsaydı. Hazreti Ebu Bekir, hiç yaratılmasaydım. Hazreti Ayşe bir koyun postu olsaydım. Ya Rabbi, öyle bir seviye ki mahşer alanının hikmeti, iman seviyesi, hakiki iman seviyesi olmayınca ne seviye düşünüyor? Ebu Cehiller de keşke ben domuz olsaydım da insan olmasaydım diyecekler o gün. O yüzden insan oğlu yaratılış sıfatıyla bir elmasa benzer. Elması bir pisliğin içine attığın zaman, pisliğin içerisinde kaybolup yok olduğu zaman o elmas bir işe yarar mı? Altını bir pis çukurun içine atsanız bir işe yarar mı? Bir işe yaramaz. Altın pisliğin içerisinde kaybolup gittiğin altın elde olmadığı için pisliktir. Sarraf o elması alacak, işleyecek. O yontulmamış mermer ise yontup onu cevher edecek. İşleyecek Allah'ın yeryüzünde gören eli, gören duyan kulağı, tutan eli, duyan kulağı, gören gözü edecek. Eğer bir altın, bir cevher pisliğin içerisinde kalırsa hiçbir işe yaramaz. Diyor ki Cüneydi Bağdadi Hazretleri, bakın şuna bakın, oradaki hikmete bakın. Adamın biri eşek hizmetçiliği yapıyor. Ne iş yaparsın? Eşek hizmetçiliği. Ne iş yaparsın? Doktorum. Ne iş yaparım? Mühendisim. Ne iş yaparım? Avukatım. Ne iş yaparım? Padişahım. Ne iş yaparım? Esnafım. Ne iş yaparım? Polisim. Ne iş yaparım? Eşek hizmetçisiyim. Herkes kendine pay çıkarsın. Herkes kendine buradan pay çıkarsın. Ben işte şuyum, ben buyum. Herkes kendi mesleğine koysun. Eşek hizmetçisiyim diyor. Bak dinle. Diyor ki eşeğin ölürse neye hizmet edeceksin? Eşeğin ölürse kime hizmet edeceksin? Bir de diyor ki padişahın hizmetçisiyim. Padişahın ölürse kime hizmet edeceksin? Değil mi? İbrahim Ethem bir köle alıyor diyor. Bir köle alıyor. Köleye diyor ki ey kölem ne yersin? Efendim ne yedirirse. İbrahim Efendim bin Ethem şaşırıyor. Kudüs'e soruyor. Diyor ki ey köle, nerede yatmak istersin? Efendim nerede yatırırsa. Ey köle, ne işte istersin? Efendim ne emredersin? İbrahim bin Ethem oturuyor ağlıyor, seni alat ettim. Sen ki bir köle olmana rağmen efendine bu kadar hürmetkarsın. Efendinin dediğini yapıyorsun. Ben de Allah'ın kölesiyim. Allah'ın emirlerine karşı nasıl itaatkarım? Allah'ın kölesiyim diyor. Allah'ın emirlerine karşı senin gibi itaatkar değilim diyor. Allah ne verirse onu yemiyoruz. Allah nerede yatırırsa orada yapmıyoruz. Allah ne içirirse onu yapmıyoruz. Nefsimizin heva hevesi, kölesi olmuşuz. Yontulmamış bir neyiz? Taşız, kayayız. Kayadan bile taş su çıkıyor. Kaya bile bir işe yarıyor. Ama insanoğlunun kalbi o kadar taş ki Allah'a hizmet etmekten aciz. Diyor ki adamın biri, son bir şey daha söyleyeyim. Adamın biri diyor ki vallahi sizin taptıklarınız benim ayağım altında diyor. Bir cemaat toplanmış meydanda peygamberler kısasını anlatıyor. Sonra insanların dinlemediğini anlar. Bakıyor ki sağdakiler dinlemiyor, soldakiler dinlemiyor. Sağdaki ve soldakiler bağırıyor. Sizin taptıklarınız benim ayağım altındadır. İnsanlar da dövüyor bunu. Bir dövüyor. Öyle dövüyorlar ki adam yatalak eve gidiyor. Ve adam 3-5 zaman sonra o hastalıkta dayaktan sonra ölüyor. Dinleyin bakın. Dayaktan sonra ölüyor. Bir tanesi de diyor ki ya bu kadar güzel bir adam, Allah'ı bilen bir adam nasıl sizin taptığınız benim ayağım altındadır? Gelin bakayım siz yanlış anlamışsınızdır ya. Siz Allah dostlarını yanlış anlıyorsunuz diyor.
O adam nerede dedi bunu? Diyor ki ta şurada. Nerede dedi? Şu meydanın tam şurası dedi. Kazma kürek getirin diyor. Kazma kürek getiriyorlar, bir kazıyorlar, bir küp altın çıkıyor. Bakın ey insanlar, Allah dostları yeryüzünde şöyle der işte. Ferasetiyle ayağının altındaki altını bilir ama çaktırmadan bana sözcükleri kullanır. Sen halinizi evde de korumaya çalışın, dışarıda da korumaya çalışın, iş yerinde de korumaya çalışın. Zevk, şevk gelip geçicidir, sönücüdür. Kalıcı olan nedir bilir misiniz? İstikamet. Amelde istikamet olmadığı sürece aşk söner, vecih söner, şevk söner. Bize lazım olan muhabbet, aşk, cezbe. Üçüsünü birleştirip istikamet sahibi olmak. İstikamet. İstikametimiz nedir? Yapabileceğimiz ibadetlere her gün bir şey eklemek, azaltmak değil. 7.000 çekiyorsan 9.000. 9.000 çeken bir kişi 3 ayda zikrini arttırmıyorsa o kişi istikamet sahibi değildir. O kişi istikameti bulmamıştır. O kişi doğru yolda ne değil. Duraklayan kişi gerileyen kişidir tasavvufta. O yüzden amellerde istikamet, gevşeklik yok. Allah bizi tarikat-ı aliyenin sırrına mazhar eden kişilerden eylesin. Diyor ki önemli olan bizim mürşid-i kamilleri sevmemiz değil. Mürşid-i kamilin bizi sevmesi. Önemli olan mürşidin ayağına gitmemiz değil. Mürşidin bizim yanımıza gelmesi. Nedir bu? Mürşidin bizimle övünmesi. Bizim mürşidden övünmemiz değil. Benim mürşidim işte şöyledir. Benim mürşidim böyledir. Benim mürşidim böyledir sözcükleri değil. Önemli olan mürşidimin benimle övünmesi, benimle sevinmesi, benimle mutlu olması, beni hatırına alması. Çünkü Hafız Şirazi ne dedi? Yol çok kolay gözüktü ama ne güçlükler çıkmadı ki? Yol çok kolay gözüktü ama ne güçlükler çıkmadı ki? Yol gözüktüğü zaman çok kolay ama içeride nefse ne kadar muhalefet var? Umut içinde aşkı açıklar. Sabah dağıtacak sevgilinin yüzünü. Sevgilinin yüzüne asılat olacaksın. Aşk ehli olacaksın. İsteyeceksin. Allah bizi isteyen, talep eden kişilerden eylesin. Allah hepimizi şu deryanın hürmetine af-ı mağfiret eylesin. Çünkü...